2 puan bitirdiğimiz bir maç. Ancak mücadele için oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Hakikaten evet, yanlışlar var mıydı? Vardı. Ama iki taraf da elinden geleni yaptı. Biz oyuncularımızı kutluyoruz mücadeleleri için. İnşallah birkaç gördüğümüz eksiklik ve yanlışlık da düzeltilir. Bununla birlikte ya artık düzeltilmeyeceğine inanmaya başladığımız, endişelendiğimiz, korktuğumuz şeyler de sırasıyla başımıza geliyor. Bugün Türkiye gördü. Yalnızca şunu söylemek isterim ki eğer bu Fenerbahçe'nin lehine olsaydı acaba Türkiye şu anda neyi konuşurdu? Sayın Nihat Özdemir'in Fenerbahçeliğini, federasyonun ne kadar Fenerbahçe'yi desteklediğini, bu algı operasyonlarının yavaş yavaş oynanan tiyatronun sonucuna gelmiş, sonuna gelmiş gibi gözüküyoruz. Adım adım işlenmiş, tekrar söylüyorum. Bugün hakikaten iki takımı da kutluyorum. Bu kadar yanlış kararlarla hala çığırından çıkmayan bir oyunun kalması bence futbolcuların iyi niyetiyle dayalı bir şey. Tekrar söylüyorum, yanlışlarımız vardı ama tekrar tekrar oyuncularımızı kutluyoruz. Şimdi bugünkü penaltı pozisyonuna geldiğimizde, somut olarak konuşursak penaltı pozisyonumuza geldiğimizde evet, kaleci tekrarlanması gerekiyor. Attığımız gol iptal edildi. Tekrar söylüyorum, ya bu bize olsaydı ne olurdu? Madem bu kadar teknolojiden çabuk yararlanabiliyor, sonuçları hemen alınabiliyor. Geçen haftaki Malatya maçında neden olmadı? Oranın 2 puanı, 3 puanı kimle, nasıl izah edilecek? Ama sırf bu da değil. Sarı kartlardaki çifte standartlar, hakemin nasıl bu durumda bizim ikinci golümüzü 4,5 dakika gözden geçirip ileri geri bir şeyler bulmak için çabası. Bu kadar kolay VAR'a gidiliyorsa Kayseri maçında neden VAR'a gidilmeyen pozisyonlarımız? Bunların tamamına baktığımızda aslında bu 3-5 hafta önce hiç ortada bir şey yokken Fenerbahçe kullanıyor, Nihat Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu, şimdi anlaşılıyor ki yapılmak istenen neymiş? Maalesef bunu bedelini ağır ödeyerek gördük. Dolayısıyla insanların aklını başına toplaması lazım. Çok geç olmadan bu yanlışlardan dönülmesi lazım. Fenerbahçe bunlarla uğraşacak güçtedir. Ama bir yola çıktığımızda dedik ki tamam, bu kötü şeylerden uzaklaşalım. Hep birlikte düzeltelim. Size somut, spesifik pozisyon olarak söylüyorum. Dolayısıyla bunların tamamına baktığımızda artık rakiplerimiz de şuradan umutlanıyor. Yani biz düştüğümüz takdirde istediğimiz çalınır diye kendi çime ayağa takıldığında düşen oyuncu bile 3 tanesi birlikte el kaldırıp faul istiyorlar. Dolayısıyla yazık. Hakikaten kötü. Dolayısıyla gerekli mercilerin gerekli kararları bir an önce almasını bekliyoruz. Sayın Ünsoy, bu penaltı standartları ile ilgili son iki maçtaki federasyonla görüşmeyi, onlarla iletişim kurmayı düşünüyor musunuz? Yani işte bakın, söylüyoruz. Gerekli iletişimleri de kurmaya çalışırız ama Alanya maçıyla başlayan neredeyse artık kobay gibi kullanılmaya başlandık. Yapılan yanlışlar hep bizde yapılıyor. Bir şekilde düzeltiliyor. Tekrar söylüyorum. Sizden ricam, bütün spor programları ne olur önümüzdeki, geçen haftaki Malatya maçındaki Emre'nin pozisyonu, penaltısını lütfen bir daha baksınlar. Sevil Bey, Fenerbahçe 13 maçta 17 puan kaybetti. Şampiyonluk şansını sürüyor mu? Bir de bu 17 puan kaybında hakemlerin ne kadar etkisi olduğunu düşünüyorsunuz? Bence çok etkisi olmaya başladı. Bu bir gerçek. Bununla birlikte şöyle de bir şey var. Bizim işte Ali Başkan'ın söylediği ve hala cevabını beklediğimiz, bizim maçlarımızda, galip geldiğimiz maçlardaki hakemlerin tekrar atanmaması, bize karşı yapılan, lehimize yapılan hatalarda veya takdirlerde diyeyim, hakemlerin ortada bulunmaması. Dolayısıyla puan hesabını mutlaka çıkartır, önünüze koyarız ama çok olduğuna eminim. Peki somut adımlar atılma, yani somut delillerle konuşuyoruz. Peki bununla ilgili bir somut bakın, adım atılacak mı? Bakın, hani açıklamanın ziyadesi var. Fenerbahçe Spor Kulübü büyüktür dediklerini yapar. Dolayısıyla bizim bu dediklerimizde gerekli merciler tarafından ciddiye alınmalıdır. Biz öyle asarız, keseriz, basarızlarla hiçbir zaman gelmedik. Bunlarla da anılmayız. Lakin Fenerbahçe'yi de kimseye yedirmeyiz. Bu şikayetinizi Nihat Başkan'a, TFF'ye bildirdiniz mi Sayın Başkanım? Yani her seferinde söylüyoruz. Fakat işte öyle bir imaj yaratıldı ki bu federasyon Fenerbahçe aleyhine bir hata yapmaz gibi somut geldi. Buradan da söylüyoruz. En kısa sürede gerekli mücadeleleri de yaparız. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar.